Ah! Herkese merhaba. Başar hoş geldiniz. Deniz nerede? Arkadaşlarıyla başa gitti. Bakıcıya bıraktık anne. Ya bırakın şimdi bakıcıyı makıcıyı. Neymiş şu önemli haber? Ha, çabuk söyleyin. Ya söylesenize, meraktan öleceğim burada. Hiç acele etmeyin. Ya durun bırakın. Rahat nefes alsın çocuklar. Hadi nefes aldınız. Söyleyin nedir? Tamam söylüyoruz. Söyleyin bakalım. Genç ve evli bir çiftin çocukları olduktan sonra en çok yapmak isteyecekleri şey nedir? Boşanmak. İhsan. Şaka birme şaka. E hadi söylesenize nedir? Bir ev aldık. Ev mi? Hem de çok sevimli bir apartman dairesi. Ay, bu harika. Ne zaman? Geçen hafta. Geçen hafta mı? Peki bunu bir hafta sır olarak saklamayı nasıl başardınız? Vallahi bravo yani. Ben öyle ev almış olsaydım hemen aynı gün sokağa fırlanıp herkese söylerdim. Sen kilotlu çorap alsan sokağa fırlayıp herkese söylersin be. Bizim sizin ev almayı düşündüğünüzden bile haberimiz yoktu. Çünkü uygun bir ev bulana kadar bekleyelim dedik. Yoksa siz evle ilgili bir sürü şey merak edecektiniz. Yok kaç yatak odası var? Acaba nerede? Acaba paramız yeter mi? Ya abartma Başar. Kaç yatak odası var? Nerede? Paranız yetti mi? 2. Buraya çok yakın ve geçen hafta aldığımız uygun banka kredisiyle. Evet. Harika bir haber. Güzel. İşte böyle küçük bir evle başlarsın. Sonra işler iyiye gidince biraz daha büyüğünü alırsın. Bir de bakarsın bir gün bu siteye taşınmışsın. Biraz şansın olursa sonunda benim gibi olursun. Çok şansın olursa olmazsın. Evet, ben gidip elbisemi sonra tişlerini tamamlayayım. Ne de olsa kameraların karşısında çok güzel gözükmek istiyorum tabii ki. Haklısın Menekşe. Pazar günü bütün televizyonlar seni gösterecek. Ay ciddi misiniz İhsan Bey? Senin bir boy resmin üstünde de şöyle bir yazı. Haftanın rüküşü. Bom. Menekşe 10/5. Ya. Ay. Bu hengamede ben de yukarıda bir şey unuttum. Evet, bütün gün orada kalmayı. İhsan. Neymiş anne? Bu da benim sürprizim. Ama hadi size bir ipucu vereyim. Giyilecek bir şey. Bembeyaz ve mini minnacık. Ve de İhsan'ın fanilalarından biri değil.